Bu dersimizde israfla ilgili konuyu işleyeceğiz. Bir kere öncelikle şunu bilmeliyiz. Hiçbir kaynak sınırsız değildir. Yani tükenebilir. Tüm kaynaklar tükenebilir. Yenilenebilen bazı kaynaklarımız var ama biz eğer bu bilinçle yenilenebilir şeyleri kullanmazsak, sınırlı kaynakları kullanırsak hepsi tükenebilir ve biz bunlardan mahrum kalırız. Ve maalesef kaynaklar her geçen gün hem bizim yanlış kullanımımızı, yani insanlığın yanlış kullanımından dolayı hem de aşırı insan yoğunluğu ve kullanımından dolayı kaynaklarımız tükenmekte. Tükenmemesi için hem doğru kullanımlar oluşturmalıyız hem de alternatif o kaynağa özgü alternatifleri değerlendirmeliyiz. Maalesef bu doğal kaynakların tükenmesi dünyamızı bekleyen tehlikelerin en başında geliyor. Kullandığımız kaynakları bu yüzden israf etmeden dikkatlice tüketmeliyiz. İsraf etmek ne demek? Her ihtiyacımız kadarını kullanacağız. İhtiyacımızdan fazla olanı kullanmayacağız. Boşuna kullanmayacağız bu kaynaklarını. Birazdan bu kaynaklarımızın neler olduğunu göreceğiz, konuşacağız. Mesela düşünülmeden atılan yemeklerde, musluklardan boşa akan sulara muhtaç olan çok insanlar var. Bunları bilmeliyiz. Dünya üzerinde birçok insan fakirlik, açlık, susuzluk gibi sorunlarla mücadele etmekte. Bizim ülkemizde pek böyle bir durum yok. Ama bizim ülkemizde de maalesef fakirlikle, açlıkla, susuzlukla uğraşan, boğuşan birçok insanımız var. Mutlaka çevremizde de vardır. O yüzden bu kaynakları, kıymetini iyi bilip ona göre de kullanmalıyız. Gerektiği kadarını kullanacağız. Eğer gerektiğinden fazla kullanıp bunları zarar, ziyan etmeyeceğiz. Bunun için basit önlemler alabiliriz. Unutmayın, sizden alacak küçük önlemler birleşerek büyük tasarruflar olacaktır. Yani ben kullanayım, şu kadar kullanayım dememeliyiz. Herkes sizin gibi düşünürse çok büyük miktarlar ortaya çıkıyor. Şimdi ilk önce israf çeşitlerinden başlayalım. İsraf çeşitlerimizi daha birçok aslında sayabiliriz ama şu dersimizde 6 başlıkta oluşturduk. Birincisini enerji israfı, su israfı, giysi israfı, yemek israfı, zaman israfı, atık maddenin ekonomiye kazandırılması olarak 6 başlıkta şu an bu dersimizde israf çeşitlerini, israfları inceleyeceğiz. Önce enerji israfıyla başlıyoruz. Enerji kaynakları genellikle elektrik, doğalgaz, petrol gibi kaynaklar. Bu enerji kaynakları kısıtlı, doğada bulunuyorlar. Eğer tabii biz olabildiğince çok tüketiyoruz maalesef bunları. Ve gelecek nesillerde büyük ihtimal böyle devam edersek bu kaynaklardan mahrum kalacaklar. Ya da biz büyüdüğümüzde belki 20-30 yıl sonra bu kaynaklardan mahrum kalmış bir şekilde olacağız. Dünyamızdaki enerji tüketimi nüfusla birlikte doğal olarak hızla artıyor. Tabii bir de teknoloji kullanımından dolayı da artıyor. Doğal olarak muazzam bir enerji ihtiyacı var aslında. Ve hem dediğim gibi az önce biz de gereksiz yere de çok kullandığımız için birçok enerji tüketimi, daha doğrusu enerji israfı oluşuyor. Bu da bu kaynağın tükenmesine neden oluyor. Bir özellikle bilinçsizce kullandığımız enerji hem dünyadaki sınırlı kaynakları azaltır hem de bunun yanında aile bütçemizi de sarsar. Yani aile bütçemize de daha fazla bunun için kaynak ayırmamızı sağlar.
az enerji kullanmak yeterli değildir. Yani illaki böyle yapacağız diye de az enerji kullanmayacağız. Önemli olan bilinçli enerji kullanmak. Hem tasarruf etmiş hem de enerji kaynaklarını korumuş oluyoruz bilinçli enerji kullanımıyla. Bu da nasıl oluyor? Az önce söylediğim gibi tam ihtiyacımız kadarıyla kullanacağız. İhtiyacımızdan fazla kullanmamaya çalışacağız. Gerekirse daha az kullanmaya. Eğer belli bir işi bir enerji kaynağıyla yapmak istiyorsunuz, onu daha az enerjiyle enerji kaynağıyla yapabileceksek onu tercih edeceğiz. Ve tabii ki de ileride meslek olarak edinebilirsiniz. Enerji kaynaklarını çoğaltmaya çalışabilirsiniz. Ya da enerji harcayan makineleri, ürünleri, daha az enerji harcayan ürünler icat ederek de yapabilirsiniz. Böylece de bu alanda da katkıda, böyle bir katkıda oluşturabilirsiniz. Doğru kullanılan enerjiyle hem tasarruf sağlamış hem de enerji kaynaklarını korumuş oluyoruz. Enerji tasarrufu konusunda yapabileceklerden bazıları şunlardır. Mesela ütülenecek giysiler biriktirilerek ütülenmeli. Yani her bir elbise oldu, hemen onu ütüleyelim. Sonra başka bir elbise tekrar ütüleyelim yerine bunları biriktirip bir kere de o ütüyü kullanıp o enerji kaynağını bir kere de halledebiliriz. Buzdolabının kapısı açık unutulmamalı. Çünkü açık unutulunca buzdolabı ne yapıyor? Kendini sürekli dışarıdan sıcak hava giriyor içine. O da kendini sürekli soğutmaya çalışıyor. Daha çok bu sefer enerji harcıyor soğutmak için. Doğal olarak buzdolabının kapısını açık bırakmayacağız. İzlenmediğinde televizyonu kapatacağız. Kapı ve pencerelerimizden soğuk hava girmemesi için evlerimize yalıtım yapacağız. Böylece doğalgaza daha az para harcamış oluruz. İkinci başlığımız su israfı. Su tasarrufu hayat tasarrufudur. Dünyamızın 1/4'ü sularla kaplıdır. Ancak bu suların çok az bir kısmı insanların ihtiyaçları için kullanılabilmekte. Çoğu bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek durumda değil. Dünyamızın 1/4'ü suyla kaplı olmasına rağmen bu suların çok az bir kısmını insanlar ihtiyaçları için kullanabiliyor. Çoğunu kullanamıyoruz az önce de söylediğimiz gibi. O yüzden özellikle suyu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Dünyamızda her geçen gün daha çok suya ihtiyaç duyuyoruz. Nedeni hem insanların çoğalması hem de su ile ilgili bazı ihtiyaçlarımızın, farklı ihtiyaçlarımızın ortaya çıkması. Suyun bilinçsiz tüketilmesiyle var olan su kaynakları maalesef hızla azalıyor ve artık su israfına dur demeliyiz. Bir de tabii özellikle küresel ısınmanın da birçok etkisi var. Maalesef yazları, kışları ve sonbahar, daha doğrusu baharları tam artık kış gibi, bahar gibi yaşayamadığımız için sular biliyorsunuz ki ısındığında buharlaşıyorlar. Buharlaşınca havaya gidiyorlar ve havada kalıyorlar. Sürekli ısınma, küresel ısınma olduğu için, hava soğumadığı için. Doğal olarak kullanabileceğimiz bu sular hep havada kalmış oluyor. Biz de bunları kullanmaktan mahrum kalıyoruz. İşte mutlaka haberlerde denk gelmişsinizdir. Barajların doluluk seviyesi diye. Mesela bundan 10 yıl önce pek böyle bir durum yoktu. Barajlar doldu mu, dolucu işte şey oldu mu diye ya da kurudu mu, böyle bir derdimiz yoktu. Ama maalesef şu an böyle bir derdimiz var. İşte %60'ı dolduk. Yazın ise kuruyor. Doğal olarak kullanabileceğimiz, ihtiyacımız olan su miktarı yok, su yok. Bunun gibi birçok sorunla maalesef karşılaşıyoruz. İlerleyen zamanlarda eğer hala suyu böyle dikkatli kullanmayacaksak, kullanmaya devam edersek,
daha da büyük sorunlarla karşı karşıya geleceğiz. Bu yüzden de suyun israf edilmeden kullanılmasını sağlamamız lazım. Su tasarrufunda, su konusunda yapabileceklerimizin bazıları ise şunlar. Su tasarrufu konusunda yapabileceklerimizden bazıları ise şunlar. Diş fırçalarken musluklar kapatılmalı. Bozuk musluklar tamir edilmeli. Sifon gereksiz yere çekilmemeli. Yemek israfına baktığımızda yiyecek ihtiyacımız aile bütçemize öncelikli giderlerdendir. Yiyecekte tasarruf yapmamız zordur fakat israftan kaçınabiliriz. Mesela ben bu yemeği sevmiyorum dediğiniz eminim olmuştur. Mutlaka sevmediğiniz yemekler olmuştur. Ama günümüzde şunu aklınıza getirin. Milyonlarca insan açlık sınırında yaşıyor maalesef. Yani siz o yemeği beğenmiyorsunuz, yemiyorsunuz. Doğal olarak yemek de kalıyor. Ama dünyamızda birçok insan maalesef açlık sıkıntısı yaşıyor. Tabağımızda bıraktığımız yemeğe bayatladığında attığınız ekmeğe muhtaç olan insanları düşünerek mutlaka yiyecek israfından kaçınmalıyız. Giysi israfına baktığımızda bulunduğumuz ortama mevsimlere göre çeşitli giysiler giyiyoruz. Kıyafet ve ayakkabılarımıza özen göstermeliyiz ki onlar hemen eskimesin, yeni bir tane daha almak zorunda kalmayalım. Eğer söküldüğü bir yer varsa burayı da tamir ettirmeliyiz. Bunu giymem, yenisini alalım dememeliyiz. Etiketlerde yazan yıkama ve kullanma uyarılarına dikkat ederek giyeceklerimizi böylece uzun yıllar giyebiliriz. Evet, en önemlilerinden bir tanesi zaman israfı. İsraf deyince aklımıza zaman israfı hiç gelmez. Oysa zaman da bir israf türüdür. Teknoloji sayesinde daha kısa zamanda seyahat ediyoruz. Bedenimiz yorulmadan daha çok iş yapabiliyoruz. Teknoloji sayesinde kazandığımız zamanı israf etmeden planlı ve faydalı kullanmalıyız. Ki birçok maalesef insanın hayatında israf ettiği en önemli konulardan bir tanesi zaman. Çünkü zamanı kimse dikkate almıyor ve ama çok önemli bir durum. Atık maddelerin ekonomiye kazandırılması, atıklarımızı geri dönüştürerek kaynakları verimli kullanabiliyoruz bu şekilde. Mesela atık kaynakları toplayarak onları geri dönüşüme kazandırmak ağaç kesimini azaltabilir. Atıklar geri dönüşüm sayesinde tekrar kullanıma sunulabilir. Böylece tekrar o maddeyi yeniden üretmek yerine zaten üretilmiş bir maddeyi sürekli geri dönüşümden faydalanarak böylece o madde üzerinde bir israfı engellemiş olabiliriz. Evet, konumuz bu şekilde tamamlamış olduk. Diğer derste görüşürüz.